Arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün sizlerle birlikte Euro Truck Simulator 2 için yepyeni bir etkinlik gelmişti demiştim. Saat 14.00'da bugün kanalımıza attığımız videonun ikincisini çekiyorum. Şu anda siz bu videoyu yeni izliyorsunuz. Önceki videoyu izlemeyenler varsa mutlaka ilk attığım bugünkü videoyu izlesinler. Açıklama kısmına bırakıyorum. Öncelikle onu izleyin. Ondan sonra bu videoyu mutlaka atlamadan izlemeniz gerekiyor. Çünkü olayı tamamen çözmüş bulunmaktayım. Yani bu Cenova köprüsünün bağlantısını çözdüm. Şöyle göstereyim sizlere. Aracımız burada. Alacağımız yükü falan her şeyi göstereceğim. Etkinlik nasıl yapılır? Ne kazanacaksınız? Steam bakiyesi kazanır mısınız? Hepsini tekrardan anlatacağım. Bakın. Yol burada tamamen bitiyor. Görüyorsunuz arkadaşlar. ETS2'ye yeni bir güncelleme gelecek bu etkinlik bittikten sonra. Cenova Köprüsü de burada. Bakın. Evet. Köprü buradan bu şekilde buraya bağlanmış olacak arkadaşlar. Bakın. Görüyor musunuz? Buraya bağlanmış oluyor bu şekilde. Ve biz bu topluluğa katkıda bulunuyoruz. Evet. Şöyle göstereyim. Bakın geldim. İlk yükümüzü de buradan almıştık. İlk yükümüzü aldığımız yer Ovest, hatırlıyorsanız 14.00'da gelen videoda, saat 2'de gelen videoda söylemiştim. Buradan almıştım. Yani burası Batı deposu arkadaşlar. Batı deposundan taşıdım. 6 tane buradan taşıyorsunuz. Şöyle göstereyim. Cenova'dayım bu arada. Bakın yolu takip ediyoruz. Geldik abi. 6 tane de buradan taşıyoruz. Bakın EST yazıyor zaten. Şöyle M'ye bastığınızda şöyle göstereyim. Ovest yazıyor. Şimdi arkadaşlar burada yükümüzü şu şekilde alıyoruz. DLC'ye gerek yok. Yani İtalya DLC'sine sahip olmanız gerekmiyor. Eski kasa Volvo ile süreceğim. Tuning paketi gelmişti demiştim. Açıklama kısmına onun da linkini bırakıyorum. Oradan satın alabiliyorsunuz. Şimdi şöyle Enter'a bastık. Bakın harici sözleşmeler diyorsunuz. En düşük kilometreyi almak için en sona gittim. Ulan Torino'ya ne varmış ya? Ulan Cancer Donse. Yok mu başka? EST başka yok mu? Neresi var? 142, 158. Dur bunu alayım. Milano'ya gidiyorum abi. Milano'ya yük buldum. Bunu taşıyacağım. Şu anda bakın iki tane West yaptım. Şu anda bir tane de bundan yapacağım. Toplamda 12 tane yapmanız gerekiyor. Yani iki tane Batı yaptım. Bir tane de şimdi Doğu yapacağım. Eğer hala anlamayan varsa, hala anlamadıysanız akşam 19.00'da canlı yayında bunu yapacağız arkadaşlar. Hala anlamayan varsa akşam 19.00'da canlı yayınımıza gelin abi. Daha ne diyeyim ya. Akşam 19'da gel canlı yayına. Anlamadıysa onun da linkini koyuyorum açıklamaya. Onun da linkini açıklamaya koyuyorum. Tamam mı? Hala anlamadıysan onun da linkini açıklamaya koyuyorum abi. Canlı yayına gel. Soru sor abi. Daha ne diyeyim arkadaşlar. Günün ikinci videosu. Ondan sonra bir de canlı yayında yapacağız. Şöyle geri alalım. Bakın yükümüzü bağladık. Yani şu anda Doğu Köprüsü deposundayım. Etkinlik bu. Bakın bu yol açılmış olacak. 500 bin tane Doğu, 500 bin tane Batı topluluk olarak, olarak tamamlandığında bu yol güncellemeyle açılmış olacak. Yol bu arkadaşlar bakın. Burası da Batı deposu. Buradan taşımıştık 6 tane. Doğu deposu bu şekilde. DLC gerekmiyor. İtalya DLC'si olmasına gerek yok arkadaşlar. Yapabiliyorsunuz. Açıklama kısmına detayları bırakıyorum. Şimdi Milano'ya doğru bir götürelim. Modifiyeyi biraz abartmışım galiba. Biraz ses fazla çıkıyor ya bu Volvo'nun. İlk videomuzu izlemişsinizdir. Saat 2'de attım. Açıklama kısmında mevcut. Bu videoya 3000 like bu arada söylemiştim. Bu videoya da bir 3000 like yakışır. Şimdi bu etkinliği nasıl yapacaksınız? Öncelikle bu etkinliği yapmanız için World of Trucks hesabınız olması ve bağlantılı olması lazım Steam hesabınızda. Zaten bunları artık biliyorsunuz, söylemiyorum. Oyuna girdiğinizde zaten direkt size ana ekranda karşılıyor. 6 tane ondan, 6 tane bundan etkinlik sayfası açılıyor arkadaşlar. Benim aynı gösterdiğim gibi harici sözleşmeleri girdikten sonra bakın ESC'ye bastım. Nakliye piyasasına girdim. Harici sözleşmeleri tıkladım. Bakın burada bakın CDE SRL yükü buradan taşımanız lazım. Bakın CDE SRL EST yani EST Doğu deposu, Ovest'ta Batı deposu arkadaşlar. Şu anda ben EST'den yani Batı deposundan taşıyorum.
Pardon, Doğu deposundan taşıyorum. Evet, yanlış olmasın. 6 tane de bundan, 6 tane de bundan toplamda 12 tane taşımanız lazım. EST, Oğuz. Bakın, hepsini Oğuz'dan taşırsanız veya EST'den taşırsanız olmaz. Bilginize onu söyleyeyim. Tamam, bu önemli. Şimdi ne oldu? 6 tane ondan, 6 tane bundan. Toplamda 12 taneyi yaptık. E ne kazandık? Boya paketi veriyor arkadaşlar. Steam envanterinizde boya paketi ekleniyor. Yani bu ne demek? Satılabilir. İleride değerlenirse satın. Şu anda 1 lira. Satarsanız 1 lira kazancınız Steam bakiyenize eklenir. 1 lira abi. Siz bilirsiniz. İster satın, ister satmayın. Bunu hızlı yapmak önemli. Yani etkinlik çıkar çıkmaz yapmak önemli. Yani bu işleri biraz takip etmeniz lazım. Etkinlik çıkar çıkmaz yaparsanız, hemen satarsanız 10 liraya satabiliyorsunuz mesela. Hani bu etkinlikte 10 liraya gitmiş, 8 liraya satılmış arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Neyse, bu satım işlerine tekrardan girmeyelim. Birazcık karışık konular. Şimdi 6 tane yaptık. 6 tane ondan, toplamda 12 tane yaptık. Boya paketimizi aldık. Daha sonra şöyle sallanan bir tane hediye verecek arkadaşlar. Sallanan. Bunu ne zaman verecek biliyor musunuz? Topluluk olarak, yani dünya çapında ETS2'yi düşünün. Bu etkinliği yapan herkesi düşünün. Toplam olarak 1 milyon. Yani 500 bin doğu, 500 bin batı. Siz 6 tanesini destekte bulundunuz değil mi? 6 tanesini siz yaptınız. Ama siz daha fazla yapabilirsiniz çabuk bitsin diye mesela etkinlik. Toplamda 1 milyon tane yapıldığında arkadaşlar size şöyle sallanan bir peluş verecek. Haberiniz olsun. Yapmanız gerekenler bu kadar. 6 tane EST yazandan, 6 tane de Ovest yazandan taşıyorsunuz. Yani o logoyu sahip herhangi bir şeyden taşımanız yeterli. Haberiniz olsun. Onu da söyleyeyim. Bu videoyu atlamadan izleyen arkadaşlarım çok rahat yapacak. Bak, 90'ı geçemiyorsun. Böyle bir sıkıntısı var. Maalesef 90'ı geçemiyorsunuz arkadaşlar. Umarım hatalı bir şey söylememişimdir. Hızlı gidemiyorsunuz. Işınlanma çalışmıyor. Kaza yaparsanız geçmiş olsun. Servise gittiğinizde iptal oluyor yükünüz. O yüzden dikkatli sürmeye çalışın. Oyununuz güncel olsun. Güncel olmazsa çalışmaz. Oynayamazsınız. Şöyle bakın, hızlıca geçiyorum. Her tarafta Volvo şeyleri, amblemleri. İyi ki bir Volvo Tuning Pack sahibi oldum ha. Evet. Kilometrenin önemi yok. Yani isterseniz 20 kilometre götürün bulabilirsiniz. Yani kilometre limiti yok arkadaşlar, onu söyleyeyim. DLC gerekli değil. Açıklama kısmına ben listeyi bırakıyorum. 10 tane mini yer mevcut bunu yapabilmeniz için. Bırakıyorum abi. Hani DLC olmayan bölüme giren yerlerden yapabilirsiniz. DLC sahibi arkadaşlarımız benim gibi çok rahat yapabilirler. Bu köprüyü açtıracağız arkadaşlar. Bu köprüyü SCS Software'ı açtıracağız. Nasıl olduğunu söylemiş miydim? Toplamda 1 milyon tane olduğunda peluşumuzu verecek. Ve bir güncelleme gelecek oyuna. Ve gösterdiğim videonun başındaki o köprü yol bağlantısı açılmış olacak. Haberiniz olsun. Yani biz bunun için bu etkinliği yapıyoruz. Her şey SCS için arkadaşlar. SCS güzel bir firma. Güzel oyun yapıyor bize, sağ olsun, güncelleme falan. Olay bu. Arkadaşlar. Olayımız bu. 12 tane yük taşımamız lazım. Hala anlamayan varsa dediğim gibi akşam 19.00'da canlı yayınımıza gelsin. Soruları ben hem cevaplamış olacağım hem de kendi etkinliğimi yapmış olacağım. Onu da buradan cevaplayayım. Umarım videolarımızı atlamadan izliyorsunuzdur. Hala video saatlerimizi bilmeyen arkadaşlar var. Arkadaşlarım, kardeşlerim, canlarım. Her gün video geliyor kanala ve 14.00'da kanalın ana ekranında yazıyor. Girer girmez bir banner ekran fotoğrafı karşılıyor ya sizleri, Kaçak TV kanalına girdiniz. Üst tarafta logomuzun olduğu. Orada yazıyor. Her gün 14.00 yeni video. Unutmayın. 2'de gelin arkadaşlar. Her gün 2'de video. Bazen bonus video atıyorum bunun gibi. Saat 5'te geliyor. Onu da buradan söylemiş olayım. Şurada durduk şöyle. El frenini çektik. Yeşil yandı, vitesi takalım.
Önce gaz verdim, sonra indirdim el frenini. Yani beni durdurdunuz. Geçeceğiz abi, yapacak bir şey yok. Ağır yüküm ben. Orada duramam artık. Ben şu anda EST yazandan taşıyorum. Yani Doğu Köprüsü deposundan getiriyorum. 1 olacak. Yani oradaki sayım 1 olacak. Diğer taraftaki batılar, batı olanlardan 2 tane taşımıştık zaten. Akşam canlı yayında 19.00'da devam ettiririz. Yaparız abi, yaparız. Bu işi yaparız. Burada geçmem çünkü yol ağzı burası biraz. Sıkıntılı bir yer, bakın gelenler geçenler oluyor. Şimdi buraya kadar gelmişim, takla atmayayım, bir şey olmasın yani. Takla atarsanız benim gibi geçmiş olsun. Hani düzelme şansınız yok, servise gittiğinizde de iptal oluyor. O köprüyü açtıracağız. O köprü açılacak arkadaşlar. 3000 like'ımızı da bu videoyu atarsak çok güzel olur. Dön kardeşim, dön. Dönmüyor, bakın ne kadar kuralcı. Şimdi bana kırmızı yanacak. Heh, öndeki durdu bu sefer. Durmayacaktım da öndeki durdu. Evet, ben size o sırada şöyle tırımı falan göstereyim, yaptığım modifiye. Sinyallere bayıldım bu arada, bakar mısınız? Modifiye baksana abi. Ya bu modifiye çok karambole geldi arkadaşlar, fazla takılmayın. Bakın bunda sinyaller gözüküyor, diğerinde bir sıkıntı var ya. Diğeri biraz problemli olmuş. Bir bug olayı var ya, bakın. Bunun modifiyesi biraz garip değil mi? Bak ben şimdi oradan nasıl yol alacağım? Haha. Ops. Biraz devriliyor hani virajlarda, o yüzden dikkat etmenizde fayda var. Teslimat noktasına doğru geliyorum. Döneyim mi? Oo, ne biçim dönüş lan? Bir sağ yaptı, sol yaptı falan. Evet, teslimat noktasına geliyoruz. Aç bakalım kapıyı. Ulan durmayayım diye ayağımı debriyaja koymadım ama durduk, kapı açılmadı. Evet, umarım bir şey unutmamışımdır. Etkinlik ile ilgili söylemem gereken. Unuttuysam dediğim gibi yorum olarak yazan arkadaş varsa, böyle güzelce bir şey olursa yukarı çıkarız, sabitleriz gerekirse. İnşallah tek seferde yanaştırabilirim. Tamam, çok güzel. Ay Allah. Tamam, çok güzel abi. Hiç uğraşmaya gerek yok. Şimdi arkadaşlar bakın. Dorsemizi getirdik, yanaştırdık. Tamam mı? Ben iki tane taşımıştım. Bakın buradaki 0-6 gözüküyor. Bu 1 olacak şimdi. Doğu Köprüsü EST'den taşıdığımız 1 olacak şimdi. 6 tane ondan, 6 tane de diğerinden, toplamda 12 tane yapmamız gerekiyor ve boya paketi kazanacağız. SCS'ye yardım etmiş oluyoruz. Sonuçları hemen göster ve devam et diyorsunuz. Bakın 1 oldu, gördünüz mü? Yapamayan hala arkadaşlarımız varsa akşam 19.00'da canlı yayına gelsinler. Orada sizlere artık elimden geldiğince yardımcı olayım. Evet, yükümüzü getirdik. 2'ye 1 yaptık. Şimdi diğerinden taşıyacağız. Mesela 4 tane de ondan, 5 tane de bundan taşıdığımızda 6'ya 6 toplamda 12 tane taşımış olacağız arkadaşlar. Volvo'muz da bu şekilde, bir göstereyim arkasını, önünü falan. Bak arkadan böyle, önden böyle. Arkadaşlar bunun mutlaka tuning paketini satın alın. İzleyin önce. Kanalıma attım, açıklama kısmına koyuyorum. Mutlaka videosunu izleyin, ondan sonra karar verin. Satın almak isteyen arkadaşlarımız satın alabiliyorlar. Açıklama kısmına bırakıyorum. Şöyle dörtlülerini de açayım. Baksanıza dörtlüler falan ateş ediyor motoru. Kapattık. Evet arkadaşlar, olayımız bu.
En önemli şey haritada harici sözleşmeler. Bakın harici sözleşmeler kısmından alacaksınız. Ve EST. Yani burada var mı bilmiyorum. EST yazandan almanız gerekiyor. Bu çok önemli. Yani bu çok önemli. Şöyle haritada göstereyim sizlere. Bakın. Nerede Cenova? Bakın Cenova'yı buldum. Bakın EST görüyor musunuz? Bak. CDSRL. CDSRL yazandan alacaksınız. Tamam mı? Bak CDSRL Ovest. CDSRL'yi gördün. Bak burada da var mesela. Gördün mü abi? Hemen dorsayı alıyorsun. Kilometrenin önemi yok. Yapıştırıyorsun. Olayımız bu. Evet arkadaşlar fazla uzatmayalım. Anlamayan arkadaşlarımız 19.00'da canlı yayına gelsinler. Yani güzel bir video oldu. Ben etkinliği çözdüm. Biraz ilk başta karışık gibi geliyor ama sonradan çözüyorsunuz. Toplamda 1 milyon olduğunda da oyuna bir güncelleme gelecek ve o ara yolu açılmış olacak. Onun da videosunu çekeriz. Çünkü bu etkinliği hepimiz yapıyoruz. Hepimiz destek oluyoruz bu topluluğa. Evet videomuz bu şekilde. Umarım videodan da keyif almışsınızdır. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.